İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, FIFA 16 Foot Draft oynamaya devam ediyoruz. İlk maçımızı kazanmıştık. Bu maçta da gelen öneriler doğrultusunda hadi dedim Messi'yi alayım. Forvet'te fakat Bale oynayacak. Yine öneriler bu şekildeydi. Forvet'e Messi veya işte Neymar'ı koyabileceğim yönündeydi. Acaba şeyi koyarsak, Lacazette'i koyarsak kaç oluyor? Yanlış yere aldık, çok saçma oldu. Oraya değil. Bale'la Forvet'te oynayalım. 3 kimyası var. Lacazette 7 kimya ile oynuyor ama Messi'nin 6'ya düşürüyor. Hadi böyle oynayalım. Lacazette'le oynayalım Forvet'te. Lacazette'i ben severim. Messi'nin kimyasını 6'ya düşürüyor ama kendisi de fena değil. 7 kimya ile oynuyor. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Neler yapabileceğiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. İkinci maçı da kazanmayı istiyorum tabii ki. Kazanırsak eğer daha yüksek, daha iyi ödülleri alabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Foot Draft'ta biliyorsunuz ilerledikçe ödül alma şeyiniz ne derler onun düşen paketlerin iyilik oranı artıyor. Bir rakip bulduk. Umarım hilesi yoktur. Hurdası yoktur. Çünkü videolarda direkt maça giriyorum gibi gözüküyor ama bazen aynı videoyu 5 kez başlamam gerekebiliyor. Rakipler hileci rakipler olabiliyor ama bu arkadaş 99 kimya ile rakip ne derler hileci değil. Konuşamıyorum yine. Bol informlu. Oscar'ı var. İşte ne bileyim. Sturridge'i var. Inform olarak. Ramsey'i var. Diego Costa'sı var. Bol informlu bir kadro. Bakalım neler bekliyor bizi. Chelsea ismine sahip. Chelsea formalı ve muhtemelen Stamford Bridge'deyiz. Evet. Umarım kazanırız. Bizde de bu maç bir değişiklik var artık. Messi var sahada. Bale yerine Forvet'te de Lacazette'i aldık. Biraz kimyaları düşürdük. Umarım büyük bir sıkıntı yaratmaz. Kimyaları oyunda bazen çok etki ediyor, bazen hiç etki etmiyor. Takım kimyası daha önemli gibi görünüyor bireysel kimyadan ama bakalım Messi önemli bir oyuncu. Bale'ı daha çok sevsem de bu oyunda. Şimdi Thiago geçen maç gerçekten çok iyi oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir de golü vardı. Bayağı uzun zaman oldu o maçı oynayalı. O yüzden hatırlamakta zorlanıyorum. Güzel, Ruben Perez de iyi oynamıştı ilk maç. Şimdi Thiago. Messi'yi düşünürse etkili olabiliriz. Tamam. Gaspar, Lacazette'in önü boş. Çok saçma bir hareket yaptım ama neyse ki golü attık Ronaldo ile. Bir an Ronaldo Lacazette'in yanına koşacak diye düşündüm. Hani boş kaleye atsın dedim. Ronaldo geride kaldı. Dünyanın en saçma pasını verdim karşı karşıyayken. Ama neyse ki Ronaldo çok zor bir pozisyonda golü attı. Şans da bizden yana burada gel. Gol olmasaydı büyük bir skandal olurdu. Olurdu. Çok kötü bir pastı çünkü. Çok yanlış bir tercihti. 1-0 öne geçtik. Benzema da Forvet'te Cilas bugün yedekler arasında. Sturridge şimdi. Diego Costa. Demarcos. Thiago. Hadi oradan Lacazette'in önüne at. Lacazette. 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 Ters ayağına geldi Rufier. Rufier de Fransız kaleci. Çok beğendiğim bir kaleci. İki Fransız karşı karşıya geldi burada. Şimdi Messi. Messi. Geçemedik. Mata ile kornere gidiyor top. Trimoulinas. Fransızlar bol ya. Benzema da var. Bizde. Messi çok kötü kullandık. Hazard. Diego Costa. Futta acaba şeyler çıkıyor mu arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız merak ederim. Foot Draft'ta. Yılın takım oyuncuları acaba çıkıyor mu artık? Onu merak ediyorum. Şu an kadar denk gelmedim. Kameni ile. Uuu çok yanlış attım. Neyse yanlış yere gitmedi. Neyse ki. Acaba oyuncular çıkıyor mu? Herhalde çıkmıyordur diye düşünüyorum ama bütün kartlar olduğu için Foot Draft'ta belki bir ihtimalle çıkıyor olabilirler. Ronaldo bu arada çok açık veriyor rakibimiz. Neden bilmiyorum ama hücuma mı aldı takımı? Zannetmiyorum. Gol attığımız pozisyonda da çok açığı vardı. Çok açıkla oynuyor. O da İngiltere Ligi işte ne bileyim İspanya'dan oyuncular var. Fransız oyuncular var. Değişik bir kadrosu var ama temelinde İngiltere Ligi iskeleti var. Oscar. Oscar da iyi oyuncu ama bu oyun için fiziği yeterli değil sanki ama bunu dedim bizi mahvetmesin Oscar. Gaspar da çok iyi oynadı geçen maç. Thiago bir an. Boştu oyuncumuzun önü. Thiago'nun nefis bir asisti vardı geçen maç hatırlayacaksanız. İzlemediyseniz de ilk bölümü izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhtemelen yukarıda aşağıda bir yerde linki çıkmıştır şimdi. Hazard. Tamam güzel korner. Çok iyi oynamıyor rakibimiz. Sanki biz daha iyi oynuyoruz bu maç özelinde konuşuyorum. Messi güzel bir duvar pası Lacazette'le.
Şimdi tekrar Lacazette'e doğru. Lacazette içeri girebildi ama açısını çok kaybetti. Yani şu rakip şu durumdayken bir ikinci golü bulmak çok önemli. Diğer türlü rakibimiz baskıyı arttırıp bir gol bulursa bütün avantajı bir anda kendisi alabilir üzerine. Tremolinas, Thiago. Ne rahat oynayalım, sakin oynayalım. Ruben Perez, Benzema offside da yokmuş aslında. Messi güzel önünde kaldı. Messi, Thiago, Lacazette, Thiago. Harika paslaşmalar ama Rüfier çıkardı. Çok güzel paslaştılar orada. Thiago ile Lacazette. Gol olsaydı çok güzel bir gol olacaktı. Keşke atabilseydik. Diego Costa çok tehlikeli şimdi. Costa güzel. Bartra, Gaspar. Top sıkıştı orada. Aslında direkt uzaklaştırsak. Şimdi Messi. Messi. Benzema'ya doğru. O top seker mi? Sekti. Benzema kontrol güzel. Lacazette. Niye vurmadı bilmiyorum. Lacazette ayağında kaldı. İnanamıyorum. Tuşa basmadı. Lacazette vurmadı orada. Ya da yanlışlıkla pas tuşuna mı bastım şuttan sonra? Fake mi attı? Tam göremedim ama çok net fırsatları değerlendiremiyoruz. Bunun gidişatını iyi görmüyorum. Ramsey. Ooo, önü boş kaldı. Ramsey. Kameni. Rakibimiz paslaşma isabetinde daha üstün bizden. Çok net iki fırsat harcadık. Bu çok kötü. Böyle işlerin sonunu beğenmiyorum arkadaşlar. Şimdi Thiago. Benzema offside'da mı? Değil galiba. İnşallah değildir. Benzema biraz yavaşladı orada. Kime atacağım? Benzema. Ronaldo da gelmişti ama Benzema da top hala. Benzema. Çok tuttu ayağında Benzema. Maçı tamamen domine ediyoruz ama. Şimdi de kontra atak verdik rakibimize. Diego Costa. Oo, sol kanat bomboş. Hazard'la oynadı muhtemelen. Evet, Hazard. Gaspar ne yapıyorsun Gaspar? Orada değişik şeyler oluyor. Uzaklaştırın onu. Gaspar'da kaldı top. Orada ben kaymadım. Bilgisayar kendi kaydı. Thiago. Ronaldo sen oradan bir kaçsan. Güzel pas. Ama taca gidiyor. Çok iyi oynuyoruz ama. Çok saçma pozisyonlar kaçırdık. Şu ana kadar. Ya o Lacazette'li olan pozisyonda niye basmadı şuta? Ya da bastım da pasa mı bastı sonrasını anlayamadım. Messi. Şu önü bir boş kalsa şut çekeceğim de. Messi daha hala çok sıkıştırdım topu. Messi. Ortayı açtı oradan avuta gitti. Messi yapma yani. Sen yapma böyle bir orta. Bence çok iyi oynuyoruz hücumsal anlamda ama son vuruşlarda çok başarısızız. Rüfier'in de çıkardı. Çok net bir pozisyon var. O çok iyi bir pozisyondu. Gerçekten organizasyon çok iyiydi. Ne yapıyor? İki takım da saçmalıyor. Benzema önü boş. Rüfier yine çok iyi çıkardı. Yine çok iyi çıkardı. Rüfier şu ana kadar takımın ipten alıyor arkadaşlar. Tremolinas. Messi'ye çıkar Tremolinas orada. Messi'ye çıkarman lazım. Out'a gitti. Herhalde ilk yarı böyle sona erecek. Güzel. Evet, ilk yarı 1-0 üstünlüğümüzle sona erdi. Hakim olan taraf, maçı domine eden taraf biziz ama ikinci golü bir an önce bulmamız lazım. Daha fazla risk almamamız, ne derler? Risk almamamız diyorum. Daha fazla stres yaşamamamız için çünkü rakip baskısını iyice arttıracaktır ikinci yarıda. Şimdi Gaspar. Thiago. Messi. Güzel Messi. Hala Messi'de. Ah çok bencil davrandım orada. Thiago'yu atabilsem. Çok güzel. Şimdi Thiago önü boş. Thiago Rüfier. Çok kötü vurdu ama Thiago. Thiago orada önü boştu ama çok kötü vurdu. Aferin De Marcos. Çok kritik bir müdahaleydi. Şimdi Thiago. Messi bomboş orada. Messi vurdurmadılar. Yani vurdurdular da iyi sekti top. Lacazette. Bir golü atsak çok rahatlayacağız. Bulamıyoruz. Pozisyon üretemiyoruz. Messi. Çok sıkıştı top. Messi'de kaldı. Messi. Şimdi Benzema yine savunmadan sekiyor. Yani bu pozisyonları aramayız inşallah. İnşallah aramayız bu pozisyonları. Messi. Çok zorladım.
Tremolinas. Ruben Perez'e geldi top. Ruben Perez çok kötü bir pas. Yani rakibimize kontra hata. Al da yap dedik. Sturridge'in önü boş ama neyse ki Messi'de kaldı top. Lacazette. Hani oynadığım en saçma maçlardan biri oluyor. Bilardo gibi top böyle sekiyor sürekli oyunculardan. Sturridge. Aman dikkatli ol. Bartra yapma. Bartra yapma bunu. Sturridge. Önü bomboş. Sturridge. Mario Gaspar'a çarptı galiba top. Evet. Bu kadar iyi oynadığımız maçı vermeyelim. Foot draft'ta işler çok değişkenlik gösterebiliyor. Burada Cristiano Ronaldo niye hiç yoksun sahada? Şu kadroyla kazanmamız lazım foot draft'ı ama işte hiç belli olmuyor. Şu maçta da bir türlü rahatlayamadık. Lacazette. Şimdi Messi. Güzel Messi. Rakibimiz iyice hücuma yönelik oynayacak. Bunun avantajını kullanmamız lazım. Şimdi Thiago. Güzel pas. Perez. Offside galiba. Evet. Offside de yokmuş arkadaşlar. Ben offside diye vurdum topa ama offside de yokmuş. Keşke biraz daha dikkatli değerlendirebilseydim pozisyonu. Çok şans bizden yana oldu. Yere düşen Ruben Perez'le çarptı top ve bizde kaldı. Hazard. Pardon. Ramsey. Ramsey. Diego Costa. Güzel. De Marcos. Thiago. Messi. Şimdi Lacazette. Lacazette. Ruben Perez. Messi. Önü boş. Messi. Yine Rüffier. Tamam, harika bir şut değildi ama Rüffier güzel çıkardı. Yine iyi yere gitti. Ben Bale'ı alacağım arkadaşlar oyuna. Messi ile bir şeyler üretemedik. Ama Lacazette iyi oldu forvet aldığınız. Cilas'tan daha etkili en azından. Aslında kimyasını etkilemiyor değil mi Bale'ın? Tamam, emin olamadım. Şeyle Lacazette'de şeyin yerini değiştirsek de o zaman da Ronaldo'nunki etkilenirdi. 8 şut çekmişiz. Şimdi Lacazette. Çok belli ediyorum ya nereye gideceğimi. Zaten başka bir şansım yok. Skill move hiç kullanmıyorum. Şimdi çalım attık Lacazette'le. Bir ikincisi gelir mi? Bir korner daha. Haydi haydi oğlum. Lacazette. Direkt pas atsam iyiydi orada. Ruben Perez. Yapma Ruben Perez. Çok önemli bir top kaybı yaptı orada. Diego Costa. Neyse, o da geçiremedi topu. Ruben Perez. Thiago. Benzema. Çok güzel duvar pasları. Thiago nereye ama? Tremolinas. Saçmalıyor takım. Ronaldo nerede bu dakikalarda? Biz niye bu kadar ilerideyiz? Sturridge. Önü bomboş. Sturridge. 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 Hala Sturridge de attı yani. Belliydi böyle olacağı. Atamayanı atarlar. Böyle olacağı belliydi. Şu rahatça kazanabileceğimiz maçı tehlikeye soktuk. Hatta kaybedeceğiz belki de. O kadar gevşek gevşek oynadık. Rahat pozisyonları harcadık. 1-1 oluyor Sturridge'in golüyle. Şimdi Gaspar. Thiago. Toplar, seken toplar hep bizim önümüzde kalıyor. Bunun avantajını da kullanmamız lazım. Lacazette. Önü bomboş. Lacazette, Lacazette, Lacazette. At artık onu Lacazette. Aferin oğlum Lacazette. 2-1 yapıyoruz. Yani önü o kadar boş kalırsa atar tabii ki o da golü. Sonuçta Lacazette'in de inform kartı. Ki onu her forvet atardı herhalde. Ama rakip şanslı bizden yana arkadaşlar. Toplar sürekli sekip bizim önümüzde kalıyor. Faul de bize verdi. Ruben Perez, yapmayın şu topları, çok yanlış değerlendiriyorum. Bale. Gaspar. Benzema sağ kanada doğru gelmiş. Benzema, Benzema hala onda. Güzel. Korner alalım. Şimdi alabiliriz kornerleri. Ama dikkatli olmamız lazım kontratağa karşı. Lacazette. Bartra. Thiago, yapma işte bunu yapma. Bunu yapmayın. Bu çok tehlikeli. Yani en son istediğimiz şey kontratak yemek. Deminki golün benzeri bir pozisyonda karşı karşıyayız ama güzel. Bu sefer tahmin ettim nereye doğru gideceğini. Burada Ronaldo sahada yok. Hiç adını sanını duymuyoruz kaç dakikadır. Tremolinas, Tremolinas. Sağ kanatta bomboş Bale. Şimdi Bale. Güzel müdahale geldi Koscielny'den. Oscar. Gerçekten Ronaldo nerede acaba? Golden beri hatta yok Ronaldo. Thiago. 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 Ne yapıyorsun Thiago?
Güzel. DeMarcus. Şimdi Lacazette. Bale. Ruben Perez. Önü boş. Perez. Kötü bir şut geldi. Ruf yerde kaldı ama Perez aldı topu tekrardan. Çok güzel. Şimdi Gareth Bale. Gareth Bale. Geçer mi onu? Gareth Bale. Sağ kanadı iyi kullandık. Gareth Bale ama out'a çıkıyoruz. Gareth Bale. Biraz daha içeride tutabilse topu. Güzel. Rakibimiz panikle saçma paslar yapıyor. Bu bizim avantajımıza. Gareth Bale. Önü boş. Gareth Bale. Ruf yerde. Ters ayak. Uzaktan şutu bol denedim bu maç. Rufier ama yakından uzaktan hiç affetmedi. Hepsini kurtardı neredeyse. Güzel top yine bizde kaldı. Ronaldo'ya. Ha, sonuna geldi Ronaldo'ya. Ronaldo. Bale'da offside mı? Bomboş kale ve Benzema ile bitiriyoruz arkadaşlar. İkinci maçı da kazanıyoruz bu şekilde. Şans da bizden çok yanaydı. Burada direkt Bale'ın önüne düştü. Bale da pası verdi Benzema. Boş kaleye. Atıyor. 3-1. Artık bitti maç. Son dakikada faali yaptık. Hiçbir şey değişmeyecek bu dakikadan sonra. Ramsey ile şutu çekti. Korner olmasın, bitsin şu maç artık ya. Uzuyor gereksiz yere. Kalecileri de geldi Rufier. Ne işe yarayacaksa. Bu arada Diego Costa ile harika bir gol atıyordu ama bitiyor. Foot Draft'ta ikinci maçımızı da kazanıyoruz. Yani bu kadroyla tek hedef şampiyonluk olmalı. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Maçın oyuncusu Thiago olmuş. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videoları izlemeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.